Peki. Ama bizim istediğimiz bu değil. Yani ben bir dosyayı atar atmaz işte Drapsa'nın onu otomatik post etmesini istemiyorum. Yani şuraya göndermesini. Benim istediğim daha çok hani burada şey yapması. Benim manuel olarak bu süreci başlatmam. Atayım buraya resimleri göreyim. Hatta istemediğimi kaldırayım. Yükle deyince istediklerim gitsin. Niyetim bu. O yüzden de buraya bir buton ekleyeceğim. Şunu şimdi kaldırayım. Edimeces ekranına geleyim ve buraya bir kolon daha açalım. Bu kolonun içine de bir buton. Butonun type'ı ilk önce verelim. Buton. Class'ını vereyim. Bu butonun içerisine hatta bir de buna bir ID de verelim. Upload buton diye. İçerisinde bir ikon. Font erasing'dan hemen. Olsun. Bir boşluk. İşte metin. Yükle. Olabilir. Bu düğme bakalım sayfamızda. Geldi. Çok yapışık ve solda geldi. Bunu ayırmak için buraya text, right ve margin top kaç diyeyim? 4 bu saat. Evet, istediğim noktaya yerleştirdim. Bu düğmeye basınca upload yapacağız. Onun dışında örnek olarak şey demiştik, resimleri de yüklenilen resimleri de şu yukarıda gösteririz ama ilk önce bir görevimizi yapalım da onu daha sonra gerçekleştiririz o kısmı. Peki nasıl manuel hale getireceğiz Drapsa'nı ve özelleştireceğiz? Bununla ilgili yine Drapsa'nın kendi şeyinde sayfasında bununla ilgili bilgi de veriyor normalde bize. Burada configuration kısmında bahsediyor bazı bilgilerden. Drapsa'nın nasıl konfigüre edeceğinizi işte layout ile ilgili configuration option'lar evet verebileceğiniz ayarlar bunlar. İşte neler vardır? Gideceği URL, metot, post mu, get mi, put mu? Credential'lar, timeout'lar, paralel kaç upload yapabilir? Multiple upload yapılsın mı, yapılmasın mı? İşte kaç kere daha denesin başarısız olduğunda gibi. Maksimum dosya boyutlarından giderken kullanacağı isme kadar her şeyi değiştirebiliyoruz. İşte thumbnail'ların boyutlarından thumbnail'in resize olması yani resimlerin upload edilmeden önce resize edilmesine kadar burada değişiklikler yani özellikler mevcut ki gördüğünüz gibi bir sürü var. Biz de bunu yapacağız ki burada bizi ilgilendiren özellik aslında auto process queue. Auto process queue otomatikman process queue yani queue'yu işle anlamına geliyor. Sürükleyip bıraktığınız anda siz 3-4 tane de resim aynı anda sürükleyip bırakabilirsiniz. Dolayısıyla otomatik bir queue işliyor. Queue mekanizması var kendince arkasında bir kuyruk mekanizması var. İşlemeye başlıyor. Bunu default'ta true gelmiş zaten altında yazıyor true diyor. Bunu false yaptığınız anda otomatik o upload'u durduruyorsunuz. O yüzden biz de bunu false'a çevireceğiz ilk aşamada. Onun dışında biraz da aşağı indiğinizde böyle dik dictionary'den geliyor bu. Default message dediği ve işte hata mesajı, çok dosya çok büyük, response error, cancel upload gibi hani hata mesajlarını da özelleştirebiliyorsunuz. Bu arkadaş bunu da sağlamış. Örneğin dict default message'i değiştirirsen o sayfanın ilk açılışında bize çıkan şu mesajı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada buraya tıkladığınızda da bilgisayarınızdan dosya seçme penceresi açılıyor. Ama sürükle bırak daha eğlenceli diye düşünüyorum. Peki özelleştirelim hadi gelin. Burada bunu JavaScript tarafı ile yapıyoruz. Çünkü şöyle göstereyim. Bu konfigürasyonları yaparken aslında arkadaş en yukarı çıktığımda sanırım buradaydı. Yerini göstereyim zaten beraber de yapıyor olacağız. Çok önemli değil aslında ama.
Biraz bana şey karışık geldi ama bu arkadaşın anlatım şeyleri ya tam düzenli ama bazı şeyleri bulamıyorum bir daha nedense ya da ben alışamamış da olabilirim tabii ki. Evet, şu şekilde Dropzone'a programatik olarak yüklemek isterseniz diyor. Bir tane newlayıp oluşturabilirsiniz. Hangi element de yapacaksanız onun ID'sini ve nereye post edecekseniz o URL'yi mutlaka vermeyi unutmayın diyor. Ya da jQuery ile bir elementi yakalayıp onu dropzone metoduyla URL'sini verip işte bu dropzone haline de geçirebilirsiniz. Hani bizim yaptığımız HTML'i oluştururken dropzone otomatik oluşturmaktı. Ama bu şekilde sen de JavaScript ile dropzone'un bir anda oluşmasını sağlayabilirsin diyor. Bu da bir yöntem arkadaşlar. Direkt JavaScript ile de oluşturabilirdik. Ama biz Ajax işlemini otomatik yapmak için bu Ajax Helper'dan faydalanmak istediğimiz için biraz da böyle bir yöntem tercih ettik. Peki, gördüğünüz gibi olay bu. Biz de yapalım. Şimdi layout tarafında ne demiştim? En altta JavaScript kodlarımı ekleyeceğim bir section'ım vardı ve bunun da ismi Scripts'ti. Bunu alıyorum ve ben de sayfamın altında bir add section deyip Scripts ismini vererek süslü parantezleri açıyorum. Bunun arasında yazdığım tüm kodlar artık bu section içinde olacak. Script section içinde olacak ve layout'ta dediğim yere yerleşecek. Sayfanın en altına ki jQuery kod yüklendikten sonra yerleşsin bu konular ki jQuery kullanacağım çünkü. İçerisinde ilk önce şunu yapıyoruz. Tabii ki script bloğunu açalım. JavaScript yazacağız. Script bloğunun içerisinde ilk önce dropzone'un bu sürükle bırakla çalışan mekanizmasını devre dışı bırakalım. Onunla ilgili ben sanırım tabii şöyle bir şey yapacağız. Bunun için dediğim gibi auto process queue'yu false'a çekmemiz gerekiyor ama öncesinde otomatik keşfedilmesini kapamamız lazım. Otomatik keşfetmek nedir? Sizin sayfanızdaki şu alanın yani sayfa kodunuz bu formun otomatikman dropzone JS layout'ta yüklü olduğu için şu class'tan tanıyor, keşfediyor ve bunu dropzone'a otomatik kendi çeviriyor. Ve şu an biz bu dropzone'a bir daha dropzone'a çevir gibi bir komut yazmış olacağız. Bunu engellememiz lazım. Yani onun bunu dropzone'a çevirmesini engellememiz lazım. Şöyle göstereyim daha iyi olacak. Karışık gelebilir. Sayfa yüklendikten sonra çalışacak bir blok açıyorum jQuery ile. İçerisine şunu yapıyorum. Bana sayfadaki ID ise myDropZone olan elementi yakala. Bunu dropZone yap. Şimdi biz kendimiz dropZone olayını oluşturmamız lazım. Çünkü bu arkadaş otomatik yakalıyor. Ayarları da default olarak yaptığı için o auto process queue'yu da açıyor. Ben bunu kapatacağım. Kapatmak için benim orayı drop zone'a çevirmem gerekiyor JavaScript'le. Fakat bu işlemi yaptığımda ben burayı drop zone'a şu an çevirmeye çalıştığımda auto discover diye bir özelliği açık olduğu için drop zone'un o zaten bu sayfa yüklenir yüklenmez şu formu şu class isminden yakalayıp drop zone'a çeviriyor. Bu sefer ben drop zone'a çevrilmiş bir formu bir daha drop zone'a çevirmeye çalışıyorum. Bu sefer de JavaScript tarafında zaten drop zone attachlendi diye bir hata fırlatıyor. Yani bağlandı zaten. Sen ne yapmaya çalışıyorsun diyor. Dolayısıyla bunu kapatmanın yolu arkadaşlar. Drop zone diye bir genel değişken yükleniyor sayfaya. Drop zone JS ile beraber. Bunun içerisinde auto discover diye bir özellik var. Bunu false'a çekmeniz lazım. Ve bunu sayfa yüklendikten sonraya yazmayın. Direkt daha yukarıda yazın. Yani bu HTML'ler işlenirken sen bu kodu çalıştır. Hop discover'ı kapat. Tamam, artık sen burayı otomatik drop zone'a çevirme. Sonra sayfa yüklenmesi bittikten sonra ben o alanı drop zone'a çevireceğim. Peki, ben o alanı drop zone'a çevirirken
Özelliklerini nasıl vereceğim? İçerisine süslü parantezler açıyorum ve vermeye başlıyorum. Öncelikle ne demiştik? Auto Process Queue diye bir özellik var. Bunu false'a çekiyorum. Eğer bunu false'a çekmezsek, dediğim gibi sürükle bırak yaptığımızda otomatik yakalıyor arkadaşlar. Şu an bu haliyle bırakıyorum. Başka bir özelliği değiştirmeyeceğim. Kaydediyorum. İndeksi çalıştırıyorum. Sayfamıza gidelim. Evet, bakalım şimdi dosya attığımızda ne olacak? Şöyle birkaç tane hata seçeyim bu sefer. Harika. Bakın post yapmadı. Yani şu an debug'da falan durmuyorum. Zaten buraya da durdurmamışız ama şöyle koyayım. Bir daha göstereyim. Buraya bir refresh atayım. Sürükleyip bırakayım. Evet, bakın posta falan gitmedik. Bakın burada bir durma yok. Demek ki buraya düşmedik. O demek ki otomatik bir post gerçekleşmedi. Ama Drop Zone şu anda şeyi biliyor. Üzerinde 3 tane resmin yüklemeyi beklediğini, hatta çubukları bakın, yükleme çubuğu da geldi. Bekliyor. Ben yükleye bastığımda bu prosesi işletmeliyim. Şu an bastığımda hiçbir şey olmuyor bakın. Basıyorum, hiçbir tık yok. Peki şimdi de onu yapalım. Bastığımızda nasıl proses işleteceğim? Peki gidiyorum. Şimdi kodlarda şöyle bir şey yazmamız lazım. Projeyi durdurmuyorum. Direkt sayfada değişiklik, JavaScript'te değişiklik yapıp sayfayı refresh edebiliriz. Bunda bir problem yok. Drop Zone'un özelliklerine değineceğiz. Birkaç tane özelliğini değiştireceğim. Onun dışında burada bazı fonksiyonları var, eventleri var. Bunu da zaten sayfasında söylüyor arkadaş bize. Şu event kısmına geldiğinizde işte Drop Zone'un init eventi mesela varmış fonksiyonu. Bunu yakalayıp bir işlem yapabilirsiniz. Dosya eklendiğindeki eventini yakalayabilirsiniz. Alertler çıkarabilirsiniz. İşte diğerlerine bakalım. Şurada event list var. İşte bir şey sürükleyip bırakıldığında hani drop, drag start üzerine daha böyle sürüklemeyi getirdiğinizde drag end, drag enter gibi eventlerin dışında dosya eklendi hani o queue'ya ekleniyor aslında gibi düşünün. Dosya silindi, thumbnail error zamanında upload progress'ler, processing'ler, şey başarılı tamamlandı, iptal durumlarında dosya aşıldı, limit maksimum dosya adedi aşıldı gibi şeyleri, başka şeyleri de yakalayabilirsiniz. Bu ayağı bir eventi var arkadaşın. Queue tamamlandı eventi gibi şeyler. Bunları tek tek yakalayabilirsiniz ki benim şu an ihtiyacım olan ilk aşama yani init. Init eventinde bir fonksiyon yazmak istiyorum. Buraya da şunu diyorum. Öncelikle şu drop zone şöyle bir DZ değişkeni yapayım, oluşturayım. Baştan null olsun. Init aşamasında bize DZ'ye ben this diyerek drop zone'a atayım. Buradaki this drop zone'un kendisi oluyor. Bu elementi drop zone'a çevirdiğimiz için this burada element kendisi oluyor. Ben bu değişkeni atıyorum ki yani bağımsız olarak bu metodun dışında da drop zone'u istediğim yerde kullanayım ya da içinde. Peki bu init'te benim şunu yapmam lazım. Butona tıklayınca process queue'yu işle. Peki butonumuzun ID'si ne? Upload buton. Kliklendiğinde bir fonksiyon çalıştır. Bu fonksiyonda da gidip işte drop zone'un DZ process queue yani Q'yu işle diye bir metodu var. Bunu çağırdığınızda Q'yu işlemeye başlıyor. Yani bizim o post işlemini arkadaş yapmaya başlıyor. Bakalım. Tabi refresh ettiğimde imajlar bir kaybolacak. İki tane yapalım ki uzun sürmesin. Yükleye bastım. Evet, bakın post yaptı. Dosya gelmiş mi? Gelmiş. Bir tane dosya gelmiş. Peki bunu işle dedim. Bakın bir daha durduk. İkinci dosya. Yani sırayla dosyaları şu an post ediyor arkadaş. Bir daha işle dediğimde iki işlemde bitti. Başarılı başarısız orasına girmiyoruz şimdi.